schaust du, John? Hello, meine Lieben. Herzlich willkommen auf mein YouTube-Kanal. Jetzt schaut mein Mann auch so an. Was redet sie da? warum ich jetzt auf einmal Deutsch rede? Ich habe mal vor ein paar Tagen einen Kommentar gelesen. Und da hat meine Followerin geschrieben, bitte Narin, kannst du das bitte auch einmal auf Deutsch die Begrüßung sagen? Und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich das. Ich begrüße euch heute auf Deutsch. Ja, so ist das, gell? Jetzt wird es ja auch die Follower und die türkischen Mädels werden es jetzt sagen, hey, hallo Narin, was redest du da? Jetzt werden sie sicher mit der Fernbedienung spielen, ob da mit der Sprache was zu tun hat. Aber nein, ich rede jetzt Deutsch. Heute werde ich Itchli-Köfte machen. Da habe ich schon mein Zeug hergerichtet. Aber jetzt schalte ich mal um auf mein anderes Kanal. Evet, hepiniz hoş geldiniz güzel kızlar. Şimdi şaşırdınız değil mi? Bunları birdenbire nasıl böyle bir değişik bir dil? Komandoyla falan umarım oynamadınız. Kızlar birkaç gün önce bir yorum okumuştum. Bir tane takipçim yazmıştı ki Narin abla lütfen bir dahakine açılışını Almanca yapar mısın diye. Sana da karacağım kurban oldum. Tabii ki açılışımızı Almanca yaptık. Tabii yapabildiğim kadar. Kız tuhaf oluyorum. Vallahi Almanca konuşunca böyle ne bileyim hani insan hep Türkçe konuşuyor da değişik. Şimdi o yüzden kafanız karışmasın. Şimdi bu sefer Almanca yaptık. Türkçe'de açılış yapıyoruz. Şimdi benim kökenlilerim demesin de nare nare. Ne var ete Almanca go. Ete Türkçe go. Ete çama kurmancı nave. Siz de hoş geldin kurmancı. Hoş geldin çiğ kız. Roz baş diye size de. Siz de hoş geldiniz. Yine onu hatın ki mala mı? Hun bun mi bane mi? Hem bir o çekin hem de içli köften çekin. Buna içli köften şey kua beyhane kuastın. Gerçekten o. Eko nara bakım. Tabi akası Antepliyem de zarım bakım değil mi? Kası yok ya kura dıkım. Ama işte zıvane mi başka? Un başka kalan dıkım. Çünkü un has kurmancı kalan dıkım. Ama yeme bıcı başka. Daha böyle bak işte illa ki Türkçe kalan bakım. Çünkü hayal mekan bekaya kim malda eğer fazla kurmancı kalan da akın. Me babi hu bekaldı kır işte. Aha celake ki durabuncu ki Türkçe kalan dekin. Yek malda kalan da akı işte merucu bir akı deki değil mi? Yes. Hello, welcome to my challenge. Hello my YouTube family. I am had cooking video. Turkey. I am speak for lunch. For lunch, yani lunch dil demek. I am speak the Germani. I am speak Turkey. I am speak Kurdish. I am speak English. Minimal I am speak English. Hello, welcome to you. Ya world, my world challenge. I am cooking worldwide. Ya, duydun ne dedim Mustafa? Gördün mü? Her dilde konuştum. Dört dilde İngiliz anahtarı. Ya İngilizce ne dedim? Dedim benim şey borduma hoş geldiniz dedim. Türkçe'yi biraz ben dedim ki, çatılı anladım da. Yok bak İngilizce anlamadım. Dedim ki ben dört dil konuştum dedim. Ama iyi konuştum ama sanki doğru İngilizce konuştum. İngilizce bilmiyorum ben. Yok ama sanki doğru ben konuştum. Ben Amerikan İngilizcesini biliyorum. İngilizce. Naya, I am speak minimal English ama you very nice. Nice, nice. Very nice. Yeah, yeah very nice. Neyse bu kadar dil muhabbetimiz yeter. Kürtçesinden de Almancasında da aynı şimdi Türkçe konuştuğum gibi o dillerde de anlatmaya çalıştım. İşte takipçim istediği için konuştum. Madem diğer şeyler burada hatıra kalmasın arkadaşlarım. Öyle kızlar bugün içli köfte yapacağız. Canım Berfem'in kız kardeşini yapacağım. Nezakete kızı çok seviyormuş içli köfte. Hani satan bir yer yok Sazmur'da. Berfe'ye dün demiş ki biliyor mu demiş hani evet, böyle yapıp da satılan güzelmiş. Var. Ben biraz yukarıya kaldırdım şeyini. Nasıl? Böyle ittim yukarıya kapağı. Bence aynen o şey olmuştur. İşte biraz. O da demiş Narin güzel yapıyor. Dedim vallahi yapayım dedim bari gitmeden son iki günüm dedim. Azıcık ona yapayım da götürsün. Tabii ki de asla ve asla. Antepliler kadar güzel yapamam kızlar hani bu has neyse sadece Antep demeyin de şimdi kızmasınlar bana çünkü Mardin yapıyor Urfa yapıyor Adana yapıyor Malatya yapıyor hani o siz ustalar diyeyim bari genelleme yapayım
siz ustalar kadar olmasa da ben de kendi çapımda öğrenmişim. İyi yapıyorum kız vallahi. Tabii ki bak böyle Antepliler şeyde katıyorlar kızlar bu pilavının içine hani bulguruna kıyma da katıyorlar. Ondan sonra soğan da katıyorlar. Onlar aynı iç harcı gibi kıyma pilava da katıyorlar hani bulguruna. Aynen. Ama biz onu katmıyoruz. Bize kafi, içinde olması kafi. Öyle de eminim ki çok güzel olur. Hani direkt şeyle yoğuruyorlar can onlar şu bulguruyla işte hamuruyla. Ben de işte kendi onlar hani genel organ değil şey kuzu etiyle falan yapıyorlar ya. Bizim burada çocuklar o kuzu etini işte koyun etini sevmiyorlar. Kızlar kokuyor diye yemiyorlar. Ha mangalda ayrı bir şey. Mangalda kesinlikle kokuyor çünkü çok güzel o ateşte yağlar falan yandığı zaman. Yani evde pişirince illa bir o değişik bir kokusu geliyor ve çocuklar sevmiyor onu maalesef ki maalesef. O yüzden biz tana etinden yapıyoruz. Hafif yağlı tana etinden kıymalı şey yaptım kızlar kavurdum bol soğanla sevdiğiniz bütün baharatları katarak kavurdum orada soğusun iyi. Şimdi bulgurumu da ıslatayım dinlensin sonra beraber yaparız. Can işe gittikten sonra Can sen işe gittikten sonra ben yaparım. Sen gececisin ya bugün. Evet kızlar esmer bulgur da ben normalde kitil kullanıyorum. Hani kitil de katıyordum. Ya sade yaparsınız ama öyle de çok denedim. Hani kitil sadece kitil ve ince bulgur. Ama kitili de irmik falan kattığınız zaman da çok güzel oluyor. Öyle daha bir lezzetli oluyor onu keşfettim. Ama maalesef bugün kitil yok. Şöyle 3 bardak yapacağım aklımda kadar çıkarsa. 2 bardak esmer pilav kullanacağım, bulgur kullanacağım. İnce köftelik bulgur. Bu çok güzel oluyor kızlar. Tadı da güzel oluyor bunlar. Şöyle 2 bardak esmerde. Şey vardı şeyin esmerim biçim biçim. Ölürem esmer için. Esmer benim sevdiğim loy. Kimin şarkısı? Şaban da söylüyor diyor onu. Şöyle 1 bardak da ince beyaz bulgurdan kattım. Bakın bir dakikalar oldu. He yeter kızım bir sürü çıkar bundan kızlar. Aç gözlülük yapayım az daha katayım mı? Hadi aç gözlülük yaptım. Eğer önünde kalırsa kendimize küçük küçük köfte yaparız. Üstüne yoğurt döküyor ya çocuklar. Şöyle 1 bardak da irmik katacağım. İrmiği fazla katmayın. Kimi irmiği aşırı derecede çok katıyor. O da güzel olmuyor. Kızlar börek gibi oluyor. Bio Bison Grease. Bunu ben çok çok incesini aldım. Kızlar çok ince kıyılmış irmik aldım. Hani buğdaylı. Şey değil hani bak mesela irmik normalde sarı ya. Bak bunu şeylisini aldım. Bio Bison. Can Bison neydi lan? O siyah buğday var ya esmer. Onun ibrikini aldım kızlar. Nasıl kulaklarımızı da getirdik. Çiğ köftenin aman içli köftenin en güzel ve püf noktası ama irmiği buraya iyice karıştırın kızlar bak ha. İyice böyle birbirine karışsın yoksa hamur gibi olur. İrmik böyle değişik durur. Sonra da içerisine zaten o öbür aşamaya da size anlatacağım neler daha katacağımı. Şimdilik bunu ıslatmak için İçli köftenin olmazsa olmazı reyhandır. O reyhan ona ayrı bir aroma ve lezzet veriyor. Hem hamuruna katıyoruz hem de iç harcına katıyoruz. Varsa reyhanımız. Şimdi yurt dışındakiler böyle her yerde reyhan bulamıyoruz. Bunu bana Rümeysa'nın kaynanası getiriyor. Her Yozgat'a gittiğinde Allah razı olsun bana getiriyor bir şu kadar. O da bana tam bir sene gidiyor. Reyhan yoksa yurt dışındakiler fesleğen kullanabilirsiniz. Kız fesleğen neydi can ya adı? Şöyle elimle iyice öpeleyeceğim. Rose şey. Adını söyleyemedim. O yeşil yapraklı var ya. Basilikum kızlar. Kurutulmuş basilikum kullanabilirsiniz. Şöyle reyhanı da iyice elimle ovuyorum. Şöyle ov. Şöyle güzelce ovalım. Zaten ince kıyılmış ama yine de elinizden geldikçe şöyle olmaya başlayın. Şöyle ovdık. Oh mis. Acayip güzel kokuyor. Can bu reyhan niye bu kadar çok güzel bir koku veriyor ki?
Ben bu sene yine dikeceğim. Hatırlayın balkona dikmiştim nasıl balkona güzel olmuş. Şey alayım mı sana? Sera gibi mi? Sera gibi. Ben işte balkona yazdım işte Allah izin verirse. Çok yazın. Güzel yapacağız. Hem bahçemiz hem balkonumuz. Sera Allah. Markize de Allah. Ondan sonra oraya. Kapalı seralar Allah. Kapağını kapatabiliyor muyum? Böyle plastik. Bunlar güzel oluyor. Bunlar iyi olur. Olmaz mı? Soğan falan. At içine kapat kapağını. Terliyor. Su dökmene de gerek yok. Teriyle şey oluyor. Büyüyor. Bulgurum çok olduğu için şöyle iki tatlı kaşığına yakında karabiberimi kullanıyorum. Küçükler. Bu böyle çay kaşığı gibi de. Yani bir buçuk tatlı kaşığı diyelim. Şöyle az bir tatlı kaşığına kadar da dolu yani. Kimyon kullandım. Ay karabiber beni şey yaptı. Tuzumu atıyorum aynı o şekilde. Bulgurunuza göre kızlar. Bunlar hani ben göz kararı yapıyorum ama dikkatli ekleyin. Tuzu sonradan da katabilirsiniz. Hani önce bir az atıp şöyle aynı bir tatlı kaşığı kadar da pul biberi kattım. Bu fazla acı değil zaten. Şöyle güzelce karıştırdım. Bunun üzerine de sıcak su dökeceğiz. Güzelce dinlendireceğiz. Can ben senden ne isteyecektim şu bardağı biliyor musun? Kriş folye isteyecektim. İsteyecek mi? Ben sana işte kriş folye isteyecektim vallahi ya. O zaman 4 gün boş oluyorum. Benim kriş folyem yok kızım. Pazartesi de verebilirmiş, perşembe de. Yani sen gelmeden bir gün önce de boş olacağım. Şöyle güzelce bir elimle de karıştırdım ablaları. Suyunu da dökelim. Bakalım işte. Şöyle 3 bardak da sıcak su dökeceğim üstüne. Karıştıracağım üstünü kapatacağız. Bir güzelce kabarsın. Yani kabarsın. Derse ki havlu kabartacağız. Yani şişsin. Sonra da yoğuracağız işte. Makine yoğuracak. Tabii ki gücümüz kuvvetimiz olsa elle yoğururuz. Ama yok yoğuramayız. Böyle hava atmayalım. Şöyle... Güzel güzel yoğuruyor kadınlar gidiyorlar da onlar makineyi yoğurması normal. He biz de yoğuramıyoruz aşkım onlar kendine ustalar. Onlar yok artık o kadınlar. Güçleri var. Beyaz atlı benim pikti o kadınlar. Bizim gücümüz nerede eskiden var? Eskiden de o. Ben görüyordum babaannem gibi koca hamur teşhisine yükleniyordu böyle eliyle şey yapıyordu hamuru. Aşkım senin karın da yoğuruyordu eskiden. Aynen. Ne zaman? Ben de böyle 20 yaşlarında. Yo ben de böyle 15-16 yaşlarımda 20 diyorum. Ne 20'si? Nare sen daha bekardın babam geldi. Bir sürü horantaydı ben. Her gün onlara ekmek yapıyordum. Horantalar annesi. Vallahi anneleri gibiydim yemin ederim. Her gün 10-15 kilo hamur yoğururduk. Fırın ekmeği. O can gülüyor. Valla komik değil. Ne bileyim oğlum. Hepsi senden büyükse onların annesi gibi onlara bakıyor. Valla öyle diyorlardı. Hatta kelebek Aysel'i Galip abi var. Galip var ya yapıyordu Darin Hanım. Ara diyordu bana. Valla. Çünkü bakıyordum ben ne yapayım kız. Onların iş azlıklarını koyuyordum. Akşam işten gelecekler yemeklerini yapıyordum. Ekmeklerini yapıyordum. Çamaşırları yıkanıyordu can. Daha ne olsun değil mi kızlar? Ben şöyle güzelce karıştırdım. Üstünü kapatacağım. Bu böyle güzelce bir dinlensin. İşte dediğim gibi şeyi yok. Ah Musti ah friş folye yok. Ne bileyim nerede onlar. Ah işte öyle hamuru yoğura yoğura bitirdim şu damarları. Bitirdim. Ondan sonra ameliyat olduktan sonra da daha bir daha öyle hamur mamur yoğuramadım. Şöyle yarım kilo bile yoğuramıyorum kızlar. O kadar zorlanıyorum. Ağrıyor yani böyle güç yok içinde. Acıdın mı şu an bana? Hadi acıdım de. Ne? Şimdi çok dertli baktın. Ya neler çekti. Yani bence de değmezmiş yani. Değmezmiş ama olsun. Benim için kar oldu. Ama her şeyi öğrenmiş oldum canım, o küçük yaşta. Şu anki yani bu mutfak sevgimi, becerimi, belki de o günlerime borçluyum değil mi? Yani o kadar her şey üstüme yük olmasaydı hiçbir şey belki öğrenemeyecektim Hüseyin. Öyle düşün. Bu dünyada şöyle bir şey var. Nasıl 40 yıl şey yaparsın. Bir kere hasta olursun dersin ki ben şu anda yapamıyorum. Lütfen bir deneş yap. Vay be der. Hemen nankör. Gördün değil mi der. Bizim işimizi yapmıyorlar. Ya bu böyle. Bu insanoğlu böyle. Allah dünya öyle bak, işte. Bak boşuna Allah. Dememişler. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Ben emmemişim. Hiçbir varlığa saygısı yoktur. Kaldı ki insanın insana saygısı olacak. Ya bence yapmayacaksın ki ileride ben sana yaptım muhabbet olmayacak.
o iyilikleri sen hani onlar için yapmıyorsun. Kendine yapacaksın. Allah rızası için yapacaksın. Ya o Allah rızası sen için o ayrı bir şey. Senin için birikiyor orada. Bir şahıs için yapılan bir şey ayrı bir şey. Allah için yapılan bir şey ayrı bir şey. Diyor demişler ya sen yap da denize at. Yani o illa eğer geç o yap da iyiliklerin. Ya onun karşılığını göreceksin. O ayrı bir şey. Bence aldım ben karşılığını. Bence de aldım. Ne zaman? Çünkü seni Rabbim gönderdi. Yo, Allah Allah. Sen geldin hayatıma girdin. Yani o öyle kapkaranlık dünyamda hiçbir şeyim yokken. Aynen. Lamba yokken. Elektrikleri anlıyorum ya. Elektrikleri yaptım. Lamba da yoktu. Ceyhan açtım diyor. Şimdi bu ne güzel bir hayatım oldu. Bunu neye borçluyuz? Sabrımıza borçluyuz. Yaptığımız belki o iyiliklerde, iyiliklere borçluyuz. Tabii. Hiçbir şey boşa değildir. Yani siz vazgeçmeyin. Sistem, anlamıyorlar sistem diye vazgeçmeyin. Belli. Allah sistemi kurmuş. Ve insanoğlunu yaratmış. Ne bir ne sağ tarafa çıkabiliyorsun ne sol tarafa çıkabiliyorsun. O çizgiyi çizgiden yürümek zorundasın. Sadece çizgiyi genişletebiliyormuşsun biraz. Biraz yolu genişletiyorsun, daraltabiliyorsun. O da senin elinde ama o çizgiyi yoldan çıkamıyorsun dışarı. Bu da zaten kader diyorlar buna. Ama bazı anlamayan kesimler öyle bir şey yok. Kader diye bir şey yok. Her şey senin elinde. Allah Allah. Tamam o zaman ölmemek de benim elimde. Her şey elimizde değil. Her şey yönlendirebiliyorsun. Aynen işte hayatım. O çizginin sen içinde sadece yönlendirebiliyorsun. Çıkamıyor o çizgiden. Hani mesela şöyle bir şey diye düşünüyorum. Hep bilmiyorum belki de yanlış düşünüyorum. Hani Rabbimin sana verdiği zorlukların yanında sana yollarını da gösteriyor. Hani o çıkış yolunu da gösteriyor sana. O çıkış yolunda tabii ki de kendine elini uzatıp oradan seni çıkarabilirsin. Hani bu yolları da bize gösteriyor ama her şeye de boyun eğerek, her işkenceye, her zorbalığa, her şiddete boyun eğerek oturursan, kaderin deyip susarsan, o yanlıştır bana göre. Çünkü hiçbir kadın o tür hayatı hak etmiyor. Gerektiği zaman kendini de oralardan alıp çıkarabilmektir hayat. Yani onu Rabbim sana o yolu veriyor işte. Oralardan cesaretini toplayıp çıkacaksın. Yani yoksa ömür boyu o zindanda kalacaksın ve susacaksın kader deyip. Yani yönlendireceksin kendini biraz. O aynı yönlendirmek işte diyor. Ama o çizgiden yani çıkamıyor. Yani sen uğraş da oradan çıkmayı o bak, ne bileyim yani. Sana tek bir örnek vereyim mi? Ver. Yaban kestanesi vardı değil mi? He. Evin önünde. Bak bu evde de yaban kestanesi var. Yönlendirdik sadece. Bak çizgiden aynen çıkamadık ama yönlendi. O çizginin hı-hı içinde başka bir boyut aldı. Bu işte yani. Aynen. Yani o imkansız o mesela o gök kubbeden çıkamam dışarı. Öyle bir şey. Yönlendi. Şu taraftaydı. Yine karanlıktan ışığı. Kestane ağacı şu taraftaydı. Bu tarafa geçti. Bizim çünkü öbür evinde aynı yaban kestanesi vardı. Kestane ağacımız vardı. Yaban yemiyor yani. He yenilmiyor. Keşke burada yenilse. Da aynı var. Ama kesmişler biliyor musun canavarı? Kestane onu kesmişler ağacı. Ama bu duruyor işte. Şimdi bunu da keserler. O bitti. O iş geçti. O zaman biz de mi bitiyoruz bunu keserler? Bunu kesene kadar biz hakkın rahmetine kavuşuruz. Buraya buradan Banof aşağı tarafta. Evet. Bu tarafa çıkmayacağına göre. Çok ha ileride belki site mite yapmayı düşünürler. Gene yapamazlar buraya. Karşı yaparlar. Buna gene park olarak geçiyor. İşte kızlar neyse. Biz sonra can işe gider. Bugün ben yemek yapmayacağım. Ben vallahi için yapmayacağım. Bana ne? Sen de aç mısın? Nasıl falan? Evin işe gideceğim. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Ya Can ben biraz önce kendimi ondan acıttırdım sana. Çok ayrı. Neyse şu kalan ciğeri ver de o ne yiyeyim. Ciğer var. Senin et de bitti biliyorsun et alman lazım. Onu da diyorsun ha doğru söylüyorsun. Ama ben ne yapacaktım? Bak işte yine dayanamıyorum. Vallahi kız. Nasıl diyorum ki bir yemek yapmayacağım dinleneceğim. Balık vardı buzlukta. O böyle hamsi gibi almış ya büyük. Onları dedim kızartayım. Sardinler öyle değil mi? Kimse yemiyor zaten. Kızartayım beraber yiyelim. Şey işte o büyük hamsi, biraz iri hamsi. Evet. Tamam yap yiyoruz. Sara iş yeriyle yine gezmeye gittiler. Onlar bir toplantılar var oraya gittiler. Kadir de gidiyor. Simiş de bilmiyorum yer mi yemez. Bu makarnacı. Tamam, onları çıkarayım da kızartalım yiyelim kızart kendimize. Limon falan da var. Var mı? Vallahi he var bir sürü var limon. Ben limon bir sürü. Buzdolapta da var. Aynen güzel olur. Evet. Balık ben kışın zaten balık yiyorum. Evet aynen. Balık beyinli olur. Balık. Geçen Rumeysa hamsiyi yapıyordu. Allah Rumeysa'nın hamsiyle intihamını. Ben nasıl onun enginarla intiham edildim. O da aramış. Hadi diyor bunu nasıl temizleyeceğim. Hiç de hamsi temizlememiş. Dedim Akif evde olsaydı sana temizlerdi. Akif öyle şeyleri çok seviyor. O da işteydi. Ama sonra
şey ede videoda öğrendi, temizledi tertemiz. Niye sormadım ki dede deseydim Rumeysa, bir sonra resmini gönder, hani hamsileri nasıl kızarttın? Aynen. Kadir hamsi. Vallahi. Biz hamsi yiyeceğiz, sen gidiyorsun. Anne neye mi yaptın? Biri daha geldi. Ben koyup kendime değil. Hoyte fry verecektim Kadir. Yani? O bizim değil. O bizim değil. Nasıl ama bizim değil? Bir tadımı tadına bakabilirsiniz. Biz artık köfte işine girdik. Vallahi Beyhan diyor ki yapıp satsana kızım derim misin? Hiç uğraşamam vallahi. Vallahi uğraşamam canım. Bunun makinesi var. Yapıp satıyorum, ne yapacağım bunu sen? Yok, bunu ben hediye yaptım. Allah biraz bir aşk alabilir, o kadar da değil. Tanıyor mu nezaketim? Neyse bir aşk al. Beyhan'ın kardeşi. Bir kaşık kıymandan aldım. Bir kaşık benim için. Kıyma bizim kıyma var mı? Bizim kıyma değil işte. Herkesin hakkı var bu gözler. Bizim evde kıyma yoktu. Bir kaşık da Azat için al. Tamam. Helal etsin. Hadi git. Helal ediyorum sana, hadi git. Helal etsin, şimdi işçilik var sonuçta. İşçilik var, helal edin. Kız kıyma bitmiş, şey ettir, ekmek şu deme vereyim. Sipariş ettik, daha ama gelmedi. Ama hiç uğraşmıyor. Senin ayakkabın gezmede yürüsün. O yeni ayakkabı aldım, biliyor musun? Açılsın diye giydim. Annen deri ayakkabı giyiyor artık. He? Deri. Yok kız, kendime pul aldım. Aynen, balıkları çıkarayım mı? Sen git getir onları. Aa, şöyle, abi bu bacağımı kaldıramıyorum, sonra size ayakkabıları gösteririm. İçeride dedim biraz giyeyim de hani beni rahatsız edecek mi etmeyecek mi, hani pazartesi günü gidiyorum ya Allah izin verirse giyerim dedim, ama iyi bak sabah 2 saattir ayağımda hiç öyle sıkmadı, ağrımadı, inşallah giyebilirim, terlik de yanımda götürüyorum da kızlar hastaneden çıkınca acayip ayaklarım şişiyor ameliyattan sonra, valla hiç ayakkabı giyemem şeyin İstanbul sokaklarında. Terliklerle gezdim. Tüm millet öyle ayağıma bakıyor. Ne yapıyorum kız? Ayak böyle davul gibi olmuş. Tota da girmiyor. İnşallah buna girer diye düşünüyorum. Ama keşke 40'ımı alsaydım. Kız bu tam benim numaram da. Hani 40 alsaydım biraz bol dururdu değil mi? Aman de girmezse terlik giyerim ya. Çok mu şey sanki. Benim öyle takıntılarım yok arkadaş. Giyerim o krem rengi rahat pufuduklu terliklerimi. Dolanırım ondan İstanbul'a alt üst ederim. Kadir ekmek ısıtacaktım. Kadir! Al! Bunu yedin mi? Ne ara yedin oğlum? Bitirdin mi gerçekten? Nasıl sevdin? Kadir oğlum, mikrovelle diye bir şey var ya oğlum. Ya sinir açıldı. Ya mikrovelle diye bir şey var. Bulamadın mı balığı? Dur ben gidip getireyim. Kızlar neysem he? Akşam. Akşamda hamsi var Kadir. Sen şunları yerine koy da ben gideyim alayım gelin. Sonra yine görüşürüz kızlar inşallah. Akşam köfte yaparken buluşuruz. Koya Serpil'le yapacaktık. Serpil bak sensiz yapıyorsun. Ana 22 dakikadır konuşmuşuz videoda. O sakın ama bazı biraz da sohbet edelim. Değil mi? Ne olacak sanki? Hadi ben de kalkayım gidip balık getireyim. Kızlar balıkları tertemiz yıkadım. Bunlar bayağı bir kılçıkları vardı. Var şeyleri. Neydi canım? Pulları. Onları çok temizledim, yıkadım tek tek. Bolca limonlu suda dinlendirdim biraz tuzlayıp ki limonunu içine çeksin ve lezzetli olsunlar diye. Şöyle hafif una bandırıp, mısırın olursaydı az da una bandırırdık. Yoksa da düz una bandırıp tavada kızartacağım şöyle bu şekilde. Şurada da tarçınlı limon kaynatın kokusunu alsın diye. Hadi bakalım. Evet kızlar, ancak yemek memek yedik. Ancak sıra köfteye geldi. Şöyle bir tatlı kaşığı salça aldım. Bir çay bardağı da un. Bir tane de yumurta. Ondan sonra bir bardak da soğuk su yanıma alacağım. Onu az bir şey dökerek, azar azar dökerek bu güzelce bir yoğursun. İyice böyle hamur birbirine yapışacak şekilde yumuşak güzel bir hamur olacak. Hadi bakalım, bir güzel bayağı bir yoğurması lazım kızlar bunu. Az bir de şu kadar bir su koyuyorum. Ondan sonra bakacağım kızlar, hani tabii ki hepsini dökmüyorum içine. Böyle milim milim döküyorum. Bakacağım hani ne kadar gerekirse. Kızlar hamurum güzelce yoğruldu. Yumuşak bir hamur oldu. Elimi yıkadım bir batırmayayım. Şöyle güzel bir hamur oldu. Ben tam bir bardak su kattım ve bir az şu bir iki üç damla daha kattım. Çünkü benim şeyim çoktu. Bulgurum çoktu. O yüzden fazla kullandım. Şöyle iki tane de test amaçlı yaptım. Normalde test etmiyorum hani kendime yaptığım zaman, ama bu şimdi başkasına gidecek ya, neme lazım, bir test edelim. Önce bir tane bir şurada haşlayayım,
Bu arada bu çikolata kasesi hani eritiyorsun ya. Dedim ki Türk kahvesi yapayım. Kendime bir tane Türk kahvesi yaptım. Balık yedim ya. Böyle bastırsın diye bir Türk kahvesi yaptım. O fincan çelik Türk şeyi var ya, Cezve ismi. He. Cezve'yi bu ocak kabul etmedi. O da çelikti. Ama bunu kabul etti. Onu anlayamıyorum. Şöyle ince olanları kabul ediyor. Aslında bunu bir takipçim daha sorduydu. Hani tencereleri kabul etmiyor diye. Kızlar onu tencere alırken üstünden yazıyor indüksiyon diye. Bu ocaklar her tencereyi, tavayı kabul etmiyor mübarekler. Ona göre tencereler ve tavalar satılıyor. Ve deneyeceksin evdeki bütün tavanı, tencereni dene. Hangisini alıyor, hangisini almıyor. Alırken hani mıklandısla bunu test ediyorlar. Hani, magnet var ya, mıklandıs Türkçesi değil mi? O altına yapıştı mı onlar oluyormuş. Magnet yapışmazsa onu almayın. Hani eğer yazmıyorsa bir yerden tencere alacağınız, çantanda küçük bir magnet koy. O şekilde test edebiliyor musunuz? Hani buradan kabul eder mi etmez mi diye. Ama valla bak bunu da etti. Simiş sevinir gari. Simiş Türk kahvesi yaparken kocaman tavada yapıyordu. Bak bunu kabul ediyor. Burada pişirsin. Şunu kaynasın. Ondan sonra birini de kızartalım. Şimdi bunları öyle baştan savma yaptım ki bakacağız diye. Şey etmedim, hani özenmedim fazla. Öbürlerini daha güzel ince yaparım. Hadi bakalım. Bir kaynasın bakacağız ablalara. Evet kızlar, haşlanan hiçbir şekilde dağılma olmadı. Muhteşem oldu. Bayağı da haşladım. Şimdi bir tanesini de kızartayım. Bak kız, size gösterecek diye şey ettim. Sürekli çeviriyor ki şey olmasın. Dibine yapışmasın. Şöyle çevirelim. Güzelce kızartın. Hadi bakalım. Evet kızlar. Güzelce de kızarttım. Şöyle biraz limon sıkıyorum. Ve test ediyoruz. İçi nasıl olmuş. Değil mi? Test edelim de yapacak. Haline, hasiyetine bakın şu haşlanmalıkla da. Ben de daha çok seviyorum haşlama. Oo, çıtır çıtır olmuş. Size duyurayım diye kızlar. Vaaah. Bakın. Ooo çok güzel olmuş. Dur göstereyim kız. Vallahi yiyenlere afiyet olsun diyorum. Aşırı derece lezzetli olmuş. Şimdi şey bırakayım. Ağzım yandı kız. Bu da haşlanmalık. Bunu da keseyim mi? Bak nasıl güzel çıtır çıtırlar. O kızaranlar. Bu da haşlama olan. Üzerine bol sarımsaklı tereyağı yapacaksınız, yağ yapacaksınız naneyle, muhteşem. Ama içli köften vallahi kız ben acayip güzel yapıyorum. Anam maşallah bak. Kendi kendime. Çünkü bunu öğrenmek benim yıllarımı aldı. Şımarmayayım mı yani? Şımarayım tabii. Tabii ki o kadar ince açamıyorum ama bu dediğim gibi test. Öbürlerini daha ince açarım kızlar. Hadi bakalım. Hemen şuraları toparlayayım. İçeri geçip oturunca bilmem fırsatım olur mu? Vallahi bir kamerayı açabilir miyim? Saat da bayağı geç oldu. Can işe gitti. Ona göre bakarız. Fırsatım olursa kamerayı açarım. Siz de izlersiniz. Az bir şey gösteririm de nasıl olduğunu. Sonrasında hemen hızlıca yapmam lazım. Kızlar kamerayı açtım. Şöyle bir iki tane göstereyim size. Hamurum da önümde. Şurada keşke şeye boş alsaydım. Niye bundan getirdiysen bende. Aman bulaşık çıkartmak istemedim kızlar. Şöyle hamuru alırken yine de bir böyle bir elinizle bir yoğurun. Hani benim makine yaptı ya. Dedim biraz şöyle elimi ısladım. Ben küçük yapıyorum kızlar, bilmiyorum. Bazıları da koca kocaman yapıyor, büyük büyük yapıyor ama benim içli köftelerim küçük oluyor, benim gibi minnak oluyor. Şöyle önce bir dotarlak yapıyorum. Kamera biraz yamuk durdum da şimdi hiç elleyemem vallahi elim şey. Önce şu baş parmakla şöyle yapıp şöyle çevireceksiniz kızlar. Bastırıp döndüreceğim, basacağım, döndüreceğim, havaya kaldırıp döndüreceğim şöyle. İşte önce var ya, şöyle yapacaksın, sıkacaksın, bırakacaksın. Şu parmakla ara ara ıslatacaksın. Şöyle şu içi var ya, bastıracaksınız. Bunu şöyle içine bastırıp
Şöyle çevir, bastır, çevir, bastır, çevir, bastır, çevir. Heh. Öyle şu an size belki kamerada kolay gelebilir. Ama hiç yapmadıysanız inanın var ya, bunu yapmak çok zor. Ben nelerle denemedim. Havuçlanmı, salatalıklanmı, ne bileyim bardakla yapıyorlar, limonlu şeysiyle yapıyorlar. Benim ilk başta şeyle yapıyordum. O bana çok kolay geliyordu ve çok da işe yarıyor. Onu da size tavsiye edebilirim. Hani içli köfte makinesi var ya, onunla yapıyordum. Bak şimdi tabii şey olunca bak ben de bak ben de böyle ustalar gibi hızlı hızlı yapabiliyorum. Ama kamerada size göstermek için ince ince yaptım. Şuralarını fazla dert etmeyin. Onu böyle elinizde kıvırta kıvırta boğazını sıkacaksınız ya. O fazlalığı oradan alırsınız. Önemli olan şu içini bir biraz inceltmek. Dediğim gibi ben o kadar da ince yapamıyorum kızlar. Benim elimden ancak bu kadar geliyor. Zaten en önemlisi de lezzeti, değil mi? Köftenizin lezzeti de çok çok önemli. Şöyle içini habire elinizle bastıracaksınız. Şöyle bor maşini gibi arada böyle yapabilirsiniz. Dengeleyeceksiniz. Şöyle baktınız ki buraları kalın. Şu parmaklarınızla birazcık şu etraftaki çerçevesini inceltebilirsiniz elinizde. Şöyle inceltebilirsiniz. Bakın. Ben böyle videolarda görüyorum. Kadınlar kağıt gibi yapıyor. Onlar yapıyor. Ben öyle. Onlar o kadınlar yapar. Şöyle içini de dolduralım. İyice güzelce doldurun. İçine cevizli seviyorsanız ceviz de katarsınız. Ben katmadım. Hem evde yoktu hem de bilmiyorum nasıl severler. Şöyle elini yine ıslatacaksın. Önce bir şöyle içini bastırıyorum içine. Şu şekilde çiçek gibi ya kızlar. Şöyle boğazını sıkacaksınız. Sık bırak. Sık bırak. Sık bırak. Sıkarken de şöyle elinde çeviriyorsun. Bak çevirdim, sıktım. Çevirdim, sıktım. Çevirdim, sıktım. Çevirdim, sıktım. Heh. Şöyle aha ne oldu? Bu fazlalık geldi değil mi? Şurasını aldım. Heh. O yüzden diyorum hani şey önemli değil. Bak sıktım bıraktım, sıktım bıraktım. Heh. Gördünüz mü? Şimdi şöyle buralara form verebilirsiniz. Heh. Şurayı da sıktım bırakayım. Gördünüz mü? Maşallah maşallah. 40 saatte bir tane yaptım ama bunu size göstermek için ve hiç videoyu kesmedim. Şimdi 5 dakikada hızlı hızlı yaparım. Elim alışmış kızlar. Gördünüz mü nasıl güzel şekil oldu? Bunu bazıları da şeyde de yapıyorlar kızlar. Kıyma makinesi var ya. Kıyma makinesinin böyle ağzında borusu var. O boruyla yapıyorlar. Ne bileyim onunla yapıyorlar. İçine böyle uzuncana geliyor. Sosis gibi böyle. Onu şey diyorlar. Sonra sağlı solu kıstırıyor. Yani küçültüyor. Ben bir önce kendime şöyle dondurlaklarımı hazırlayayım. Ondan sonra da yapayım. Bir tane de şöyle hemen size. Vallahi şımarayım. Şimdi şımarmalık. Böyle kolay değil diyor ve artık şımara şımara yapıyorum bunu. Ay yine intamlar çektim. Can her yaptığımda diyordu ki yeter artık deneme bırak ne yapacaksın sen o kadar uğraşıyorsun. Yo ben bunu öğreneceğim diyordum. Ömrümü de alsa öğreneceğim diyordum. Ki çok şükür öğrendim. Bunu biraz daha küçük aldım. Çünkü küçük küçük yapmak istiyorum dediğim gibi. Güzel güzel kibar kibar olsunlar. Hani tabii koca koca da yaparsınız. Ama gerek yok. Bizim gelin böyle küçük küçük seviyor. Ama yaptığım zaman daha da şey abla küçük gel. Her şey küçük minik minik seviyor. Şöyle doldurduk. Ne yapacaksınız? Her şey bana uzak da şimdi. Kameraya. Ne yapayım kızlar? En sonunda da size gösteririm. Güzelce de bir donsunlar. Pazar günü Berfe gelir alır. Ya da Kadir'le gönderirim. Bilmiyorum işte artık. Kadir evde olur. Obendorf'a giderse onunla gönderirim. Eğer o tarafa doğru giden kimse yoksa Beyhan gelir alır. Şu şekilde yaptık. Gördünüz? Form vereceksiniz. İsterseniz hiç bunu beceremiyorum derseniz de
Yuvarlak yaparsınız kızlar. Öyle de yapabilirsiniz. Hani bak gördün mü? Görünüyor mu size? Ortasını böyle yuvarlak açın. İçine koyun. Öyle de yapabilirsiniz. Diyorum ya hani nasıl size kolaysa, nasıl yapabilecekseniz. Hadi bakalım kızlar. Ben bir işimi halledeyim. Tamam. Hadi görüşürüz sonra. Bitirince size göstereceğim. Merak etmeyin. Bir gün tam detaylı yaparız beraber. Valla zaten Serpil'e de göstereceğim. Tuşuna şu poşetin üstüne yuvarlaklarımı indireyim. Şeyde tepsimde yer almasın. Serpil de çok öğrenmek istiyor. Ona da inşallah gelsin. Sınavları var. Şimdi kursa gidiyor ya. Beraber Serpil'e öğrenirim. Öğretirim size. Hadi ablaları. Hadi. Hadi kapatın kafayı. Elim, elim boş. Değil. Elim kirli. Siz kapatın kız. Şu kırmızı düğmeye basın bir kız hayrınıza. Çok çok bas bas. Kırmızı düğmeye bas. Azat da bu arada uyudu. Kalkmaz zaten her an. Çamaşır da var. Onları da katlarım. Ondan sonra günü kapatırım kızlar. Hadi bebişler. Kapatıyoruz. Şu... Evet kızlar. Tepsinin biri bitti. Şimdi götürüm hemen dipriz atayım. Ondan sonra da öbürlerine de devam edeyim. Ve sizlere de burada Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle kızlar. Hadi bakalım Allah'a emanetsiniz. Aman ucu kırılmış kız. Uy, ucu kırılmış. Hadi bakalım.